Tatil sabahı devam ediyor sevgili izleyiciler. Birçok tasarımcı geleneksel desenleri kullanmayı tercih etmiyor. Haute Couture tasarımcısı Esin Ertan'ın çalışmaları ise geleneklerimizle gelen başarının en güzel örneklerinden bir tanesi. Esin Ertan bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz Merhabalar, yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, ilk başta sizi tanıyalım. Çünkü yeni yeni tanınan bir çalışma yapıyorsunuz. Sizi daha sonra çalışmalarınızdan bahsedelim. Evet, öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse ben lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi'nde aldım. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra Londra'ya London Metropolitan Üniversitesi'ne master eğitimi almaya gittim. Bu sırada birçok konsept mağazalarda tasarımcı olarak çalışma imkanı da buldum. Ve eğitimi tamamladıktan sonra dünyaca ünlü İtalya'nın Lorenzo di Medici adı verilen okulunda eğitim alma hakkı kazandım. Burada gelinlik abiye üzerine burslu tasarım eğitimi aldım. Ve eğitim esnasında birçok koleksiyoner hazırladım ve Osmanlı modacısı olarak Avrupa basınında yer aldım. Bunun yanında desenlerimde çalıştım, desen atölyelerinde. Osmanlı koleksiyonları hazırladım, Osmanlı'nın Gölgesi adlı. Şimdi ise İstanbul'daki Bebek'teki moda evimde ve Londra'daki atölyemde desenlerimi, Osmanlı motiflerini modern çizgilerle birleştirerek abiye, gelinlik, nişanlık, bindallı gibi bayanların hayallerini süsleyen kıyafetlere imzamı atıyorum. Sadece bunlara mı yani gelinlik, abiye tarzı, günlük tarzda yapıyor musunuz? Müşterilerimin talebine göre günlük kıyafetlerle tasarlıyorum. Kokteyl, davetlerde giyebilecekleri takımlar, pardösöler tasarlıyorum. Bunun yanında dediğimiz gibi nişanlık, gelinlik, abiye kıyafetler yapıyorum. Tabii bindal olarak, kaftan olarak dediğimiz kıyafetleri de kına gecelerinde giyiniyorlar genç kızlarımız. Evet. Siz tabii bu konuda eğitim aldınız. Okuyan, çizen bir tasarımcısınız bu noktada da. Peki Osmanlı motiflerine sizi iten neydi? Yani Osmanlı'nın sizi en çok etkileyen özelliği neydi de illaki yani Osmanlı motiflerini tercih ettiniz? Çıkış noktanız bu muydu yoksa o eğitimlerinizin sonunda mı buna yer verdiniz ya da dünya basınında böyle yer aldım diye bu yoldan mı gideyim dediniz? Aslında beni farklı ve özgün kılan Osmanlı desenlerinden ilham alıp bunu modern çizgilerle birleştirmem olduğunu düşünüyorum. Ve bunun yanında biz o kadar büyük bir medeniyetiz ki, yani bir örnekle anlatmam gerekirse ben bunu size kısaca. Yani 18. yüzyılda Kral Louis'in eşi Louvre Sarayı'nda Fransa'da bir oda düzenler. Kral Louis'in eşi. Ve bu odaya Alaturka adı verilir. Şu an dilimizde kullandığımız Alaturka eskiden gelen anlamı Fransızca kökenli bir kelimedir. Hanımlar bu odada bir araya gelip Türk usulü kıyafetler giyerlerdi. Türk kahvesi içerlerdi, içecek olarak. Zerafet dili olarak da Türkçe konuşurlardı. Hani biz o kadar büyük bir medeniyetiz ki, yani şu an hani İtalya'da haute couture dediğimiz zaman Paris aklımıza gelen bir baş şehirde hanımlar bir araya geliyor, Osmanlı hanımlarını taklit ediyor, onların içeceklerini içiyor, onların dilini konuşmaya çalışıyor. Yani biz o kadar büyük bir medeniyetiz ki aslında her şey bizim ruhumuzda, özümüzde. Dışarılarda hiçbir şey bizim aramamıza gerek yok. Ben de önce kendimden, özümden bir şeyler alarak bunu da daha ileriye nasıl götürürümü, dünyayı gezerek, Türkiye'yi gezerek tasarımlarıma imzamı atıyorum. Ve modern çizgilerle Osmanlı'yı birleştiriyorum. Evet. Peki Osmanlı tarzı desenlerini modern çizgilerle bütünleştirdiğini söylüyorsunuz. Mesela bir gelinlikte bunu nasıl kullanmayı düşündünüz? Yani bindallı da kullanırsınız Evet. Yani. Çünkü Osmanlı desenleri dediğimizde renklerdi. Evet. Mesela işte maviler, turkuaz diye, kırmızısı, Türk kırmızısı diye geçen renkleri kullanıyorsunuz Osmanlı desen. Evet. Gelinlikte nasıl bunları Şöyle aslında yapıyorsunuz? kaftan koleksiyonlarımda zaten birebir Osmanlı'yı kullanma şansım çok rahat oluyor. Direkt birebir Osmanlı tezgahlarında dokunulan kadar olmasa da çok yakınını üretiyorum. Onun yanında gelinliklerde bir motif de araştırdım kitapları çünkü Osmanlı desenleri de çok hakimdi. Yani kaftanların da tasarımlarında olsun, kozalak olsun, nar olsun birçok çiçeğe de yer veriyorlar. Lale motifi özellikle. Ben de bir motifinde, gelinliğinde el işleme, nakış işlemelerinde olsun Osmanlı desenlerinde yer veriyorum. Dumaklarında farklı tarzda duvaklar yapıyorum ve bu motifleri işliyorum uçlarına. Mesela duvaklarında o saraydaki baş bağlamalar gibi mi? Baş bağlamı Oradaki. yine tabii günümüzde uyarlıyorum. Çünkü geçmişten ilham alarak ben geleceği tasarlıyorum ve bugün günümüzde Hani dizilerde tasarlıyorum. gördüğüm başlıklar gibi
şeyler mi yapıyorsunuz? Yok, onu o şekilde değil. Çünkü o tamamen eskiyi anımsattığı için ben oradan ilham alarak onu hani baktığımda o havayı verecek tasarımlar yapıyorum. Yani günümüzde giydiğimiz duvakları tasarlıyorum ama bir motifinde olsun, bir deseninde, kumaşında olsun ya da renginde olsun, o zaman kullanılan renklerden ilham alarak tasarımlarımı yapıyorum. Mesela kaftan, kıyafetlerimde ve kaftanlarımda crimson rengini yani her koleksiyonda yer veriyorum. Crimson rengi Osmanlı kırmızı, Türk kırmızısı demek ve İngilizceden gelmiş bir kelimedir. Yani İngilizler o kadar merak salmışlar ki bu rengi, crimson kelimelerini lügatlarına almışlardır Türk kırmızısı olarak. Ben de kaftanlarımda, abiyelerimde mutlaka yer veriyorum. Yani crimson rengini açıklarsan bordo tonuna çok yakın bir ton ve kan kırmızında biraz daha koyu tonlu oluyor. Bunun yanında abiyelerimde her zaman trendi ve modası geçmeyen bir renk olarak turkuaz ve tonlarına da sıkça yer veriyorum. Ve bu turkuaz da yine İtalyanca'dan gelmiş bir kelime. Turquino dediğimiz İtalyanlar Çin'i mavisini o kadar beğenmişler ki yine Turquino kelimesini üretmişler. Ya yani bizim de dilimizde şu an turkuaz olarak geçmiş kelime yine İtalyanca'dan gelmiş bir kelimedir. Ve ben de koleksiyonumda her daim modası geçmeyen crimson rengine, turkuazın tonlarına, bunun yanında pastel tonlara da sıkça yer veriyorum. Prenseslerimizin, sultanlarımızın kullandığı pastel renklere, zarif, naif, gösterişli, özellikle nişan abiyelerde, evet, toz pembe tonları, su yeşilleri, bebek mavileri, sıkça bu renkleri de paletimde bulunduruyorum. Evet. Peki gelinlikte hangi renkleri daha çok kullanıyorsunuz? Kırık beyaz mı, beyaz mı ya da farklı şeyleriniz var mı? Daha çok ben kırık beyazdan taraftarıyım. Çünkü kırık beyaz yani fotoğraf çekildiği zaman da kırık beyaz ışığı çok yansıtmıyor ve tenini, rengini tam gösteriyor. Onun için de ben tasarımlarımda genellikle kırık beyaz kullanıyorum. Bazen beyaz da olabiliyor. Taş işlemelerinde özellikle ben hot couture tasarımcısıyım. Yani hot couture'ü de anlatmam gerekirse yani modanın en üst seviyesi demek. Yani couture elle işlemek, dikmek anlamına gelmekte. Couture ise özel yani muazzam bir şey. Hot couture kelimesi bir araya geldiğinde modadaki en üst seviye anlamına gelmektedir. Yani bu bedeni kalıbı tam oturması gerek hatasız bir şekilde. Kumaşları çok doğru seçilmeli, birinci sınıf olmalı ve taş işlemeciliği de hani kristal ve Swarovski'lerle bezenerek özel taş işlemeciliği olmak zorunda. Elle işlenmesi lazım. Bazen yani bu işlemecilik o kadar çok sürüyor ki gelinliklerde özellikle büstlerde, etek uçlarında 50 ile 80 saat arası bazen daha fazla bir süreçte gidiyor bu zaman zarfı içerisinde. Ve ben de bu taş işlemelerin motiflerinden olsun. Her şeyi elinizle yapıyorsunuz değil mi? Evet, özellikle bitirimleri olsun. Tabii tamam makine de kullanıyoruz çünkü dikmek gerekiyor birçok yeri. Ama el işçiliği gereken yerlerde, etek ucu bitirmelerinde, kol uçlarında, özellikle el işlemelerinde, nakış işlerinde tabii ki el işçiliği kullanıyoruz. Ve gelinliklerde de özellikle ben buna çok dikkat ediyorum. Kendi desenlerimi kullanıyorum. Onun yanında kullandığımız taşlar birinci sınıf Swarovski taşlar oluyor. Ben bunu iğneyle kuyu kazmak gibi yorumluyorum. Çünkü o kadar meşakkatli bir yol ki hani çok zaman alıyor ama sonunda bir sanat eseri ortaya çıkıyor. Evet, sadece bir kıyafet olarak görünüyor. Evet. Siz çıkıyor. Çünkü zamansız düşünüyorum ben bunları. Çünkü bunun hiçbir zaman modası geçmeyen kıyafetler ve prenses elbiseleri olduğunu düşünüyorum ve prenseslerin de hatadan hoşlanmayacağını düşünerek tasarımlarımı yapıyorum. Peki siz bunları bu şekilde işliyorsunuz. Bunlar hot couture oluyor. Hot couture bir kereye mahsus. Hani aynı şeye birebir aynısını yapmıyorsunuz. Sadece bir tane. Bu kişiye özel oluyor. Kişiye özel yani dünyada çıkıyor. Bir tane oluyor gerçekten. Evet. Çünkü bu hani tamamen kişinin rengine göre teninin uyumu, hangi renk güzel taşır, renk analizini yaptıktan sonra beden diline göre hangi modeli de hangi kalıbı daha güzel taşır ya da neye göre belirliyorsun? Hani bunları nasıl belirliyorsunuz? Kişiyle sohbet mi ediyorsunuz tabii ki, öncesinde? Tabii hayat ki. Hayat hikayesini mi çıkarıyorsunuz? Hem sohbet ediyoruz hem de tarzını. Önemli olan bir kıyafetin şık olması için hem güzel onun yanında da kendi içinde rahat hissetmesi gerek. Onun içinde onun tarzına uyması gerek, stiline uyması gerek ve içinde evet. Onu iyi taşıması gerek. Ya bunun yanında tabii beden dili dediğim kalıpları, kusurları varsa onu doğru şekilde örtmek gerek. Renk olarak ten rengine giden renk analizini yapıyorum. Çünkü her renk her tene gitmez. Herkesin taşıyacağı buğday tenler olsun, beyaz tenli insanlar olsun. Herkesin taşıdığı renkler farklı olduğu için ben de bu renk analizini yaptıktan sonra hangi modeli, hangi kalıbı daha güzel taşıyacaksa, boy olsun yani nasıl bir görünme sahipse onu en güzel şekilde yorumluyorum. Evet, mesela özellikle gelinlik giyecek bayanlar önceden belirli bir tasarım çıkarıyorlar kendi kafalarını, dergilere evet. Bakılıyor, moda evleri geziliyor.
Ama giyindiği zaman bu değiştiğini söylüyorlar. Giyindiği zaman değişiyor. Aynı kıyafette olduğu gibi. Mesela ama hep kafasında o modeli belirlemiş oluyor. Siz onu nasıl ikna ediyorsunuz? Hayır, size bu kalıp yakışmadı. Bu renkte sizin renginizde. Tamamen o yaşına kadar kafasında hayal ettiği şey bir anda gittiğinde nasıl bir şey aslında ortaya şöyle çıkıyor? Oluyor. Bana gelen zaten müşterilerim genelde bayanlar. Çok meraklı ve ilgili olduğu için modaya karşı. Hı hı. Yani herkesin fikri, aklında mutlaka bir fikir oluyor. Hı hı. Yani geldiğinde ben şöyle düşün. Özellikle gelin hanımlarda. Hı hı. Ben işte prenses modeli düşünmüştüm. Balık modelini düşünmüştüm. Kuyruklu düşünmüştüm. Duvağımı şu şekilde. Yani bir kafalarında bir model ama gördüm mankende görülen modelle. Hani kişi giydiği zaman tamamen değişiyor. Çünkü o mankenin ölçülerine göre yapılmış. Onun vücuduna göre dikilmiş bir model ve onda daha güzel gösterebiliyor. O kişiyi ben o modeli o kişiye göre yorumluyorum. Anlatıyorum hani sana şöyle yapsak daha şık durur diyorum. Hani bu şekilde uygulasak sana daha çok yakışacağını düşünüyorum diyorum. Zaten prova esnasında ben iki prova bir teslim olarak çalışıyorum. Ve prova esnasında zaten o gidişat gösteriyor yönünü. Yani çünkü gelen müşterimle beraber bir yol izliyoruz. Yani bunun beraber geçen bir süreç oluyor. Evet, tamamen karşılıklı. Karşılıklı iletişim, diyalog. İletişimle birlikte çözüyorsunuz. Hangi ülkedeydi atölyeniz? Benim Londra'da atölyem vardı ama şu an kapadık. Allah nasip ederse showroom açmayı düşünüyoruz. O planlarımız var. Şu an onunla ilgileniyorum bir yandan da. Orada da mı aynı tasarımları Tabii yapıyordunuz? tabii. Orada da birebir aynı tasarımları yapıyorum. Ve o tasarımlarımı da zaten burada ne üretiyorsam orada da yine aynı tasarımlara devam ediyorum. Ama orada en çok ilgi gören kıyafet diyeyim kaftan. Kaftanımın ilgi görmesi yabancılar kaftanla çok ilgileniyorlar. Çünkü yani ben bunu da yani şahsi yorum Türkiye'nin iyiye giden ekonomisi ve prestiji olduğunu düşünüyorum yurt dışında ve artık dünyanın globalleştiğini, hani çıtaların kırıldığını, dünyada herhangi bir yerde moda olan bir şeyin çok kısa bir zaman zarfı içinde bütün dünyaya yayıldığını ve şu an moda olan eskiye dönüş, tarihimize ve dünyada herkesin tarihine dönüş olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki bunun yanında çok büyük bir medeniyet olan Osmanlı medeniyetine de ilgi arttı. Çok farklı ve değişik buluyorlar. Ben de kaftan tasarımlarını yabancılara yapıyorum. Yani kına geceleri eğlencesinde giyiyor kızlar, ilgileniyor, meraklı ediyorlar. Çünkü çok farklı ve onların bedenlerine göre dikiyorum. Bunun yanında hanımlar maxi, düz elbiselerin üstüne ceket olarak giyiniyorlar. Astarlı şekilde yapıyorum. Hani bu şekilde kaftanlarımı ben hayata geçiriyorum. Hani kaftanı da anlatmam gerekirse kaftan normalde Osmanlı zamanında yani günümüze gelmiş aslında çok derin ve büyük öneme sahip olan bir giysi türü Osmanlı zamanında. Yani astarsız ondan sonra birinci sınıf kumaştan yapılan desenli ondan sonra uzun kollu ve diz altında olan bir giysi çeşididir. Ama şu an kızlarımız kına geceleri eğlencelerinde bindallıyı kaftan olarak giymekteler. Ben de kaftanlarımı kına geceleri eğlenceleri için tasarlıyorum. Tabii Osmanlı'daki motiflerden, renklerden ilham alıyorum. Özellikle lale motifinden çok ilham alıyorum. Bu benim mühürüm gibi de oldu diyebilirim. Özellikle hanımlarımızı nazardan korumaları için Osmanlı kültürümüzde de olan bu lalenin birliği, tekliği anlamına gelen lalenin çok farklı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Tabii Osmanlı'da böyle gelen ve çok değerli bir bitkidir lale. Ben de hanımlarımızı eskiden Osmanlı hanımları da nazarlardan korunmak için elbisenin içlerine, bir yerlerine, görünmeyen yerlerine, astarlarına lale motifini işlerlerdi. Ben de günümüzde bu ananeyi yaşatmak adına lale motifini kıyafetlerin içinde mutlaka bir yerler hanımlarımızı nazarlardan korumak için işliyorum. Ve bunun yanında laleyi tabii desenlerde de kullanıyorum. Kaftan desenlerimde de sıkça yer veriyorum. Ve bu renkleri yine konuştuğumuz renkler crimson, turkuaz tonlarına da yer veriyorum. Ve o zamanlarda hani Kraliçe Elizabeth bile o kadar merak etmiştir ki 1. Elizabeth bu renklerin yapılmışını bizim saraylarımıza renk analizcilerini yollamıştır. Bu renkler nasıl bu kadar sağlam oluyor ve tonu nasıl tutturduklarını merak etmiştir dünya. Yani bu kadar özel, zarif ve farklı renkleri bir kaftanlarda daha çok ortaya çıkarma şansım oluyor. Çünkü geleneğe daha bağlı kalabiliyorum kaftan tasarımlarımda. Evet. Peki normal kıyafetler tasarladığınızda nasıl yapıyorsunuz? Ne tür ceket, etek, Evet. takım, her türlü istenilen şeyi Tabii atölyenize yapıyorum. geldiğinde Evet. yapabiliyorsunuz, değil mi? Hazır kıyafetler, hazır giyim dediğimiz günlük giyim daha doğrusu günlük giyim için kıyafetler tasarlıyorum. Alt üst etekli bluzlar tasarlıyorum. Ondan sonra günlük kıyafetler. Burada daha çok kalıplarda öncelik veriyorum. Çünkü günlük kıyafetlerde her kıyafete taş, desen, el işçiliği çok olmuyor, olmayabiliyor. Yine önemli yerlerini elle bitiriyoruz ama hani desen olsun, işleme olsun, abiyelerdeki kadar desenler hani çok fazla uygulanmıyor. Onda daha çok farklı kesimlere, kalıplara gidiyorum. Peplumlar olsun, bol kesimler, kloş kesimleri çok kullanıyorum.
Bunun yanında ceketler, ferageler tasarlıyorum. Tamamen kişinin talebine ve isteğine göre, kişinin hayat biçimi, yaşayış tarzı, bulunduğu ortama göre kıyafetleri tasarlıyorum. Feracelerde de kullanabilirsiniz, kullanıyorsunuzdur. Evet, evet. Aynı motifleri değil mi? Yani isteğe göre tamamen kişinin zevki ve hayat tarzına uygun bir şekilde onları yön veriyorum tasarımlarıma. Ne renkler yapıyorsunuz? Yani ben daha çok zümrüt yeşili çok kullanıyorum. Bordo çok kullanıyorum. Mürdüm ve tonlarına sıkça yer veriyorum. Mor zaten bu rengin, bu yılın rengi, değil mi? Trendi. Onları Mor. soracağım. Evet. Tamam. Bu yılın rengi, bu yılın moda rengi Tamam. ve moda kıyafetleri neler olacak diye soracağım size. Eşarp tasarımlarınızdan öncesinde bahsedelim. Tabii ki. Ya şimdi eşarp tasarımlarım ben nasıl başladığımı da anlatayım size. Ya ben İngiltere'de okulum okurken atölyelerde, İngiltere'de desen atölyelerinde çalışma imkanı buldum. Ve bu atölyelerde çalışırken koleksiyonlar oluşturmaya başladım. Ve yine tabii ki özümden, kültürümden beslenerek, Osmanlı'dan ilham alarak desenlerimi, hilalli, vavu, lale motiflerine sıkça verdim ve yer verdim ve eşarp tasarımlarımı oluşturmaya Vav başladım. da bu sene çok moda değil mi? Evet, geçen yıllarda da çok moda ama halen modası tabii devam ediyor. Özellikle takılarda, yüzüklerde, kolyelerde sıkça yer veriyoruz, kullanıyoruz. Ve bunun yanında bu desenleri bir oluşturarak Osmanlı'nın Gölgesi adlı bir koleksiyon hazırladım ben burada. Ve dünyaca ünlü Premier Vision Paris'teki bir fuarda, desen fuarında koleksiyonum yer aldı ve büyük ilgi gördü desenlerim. Ve bu Evet. şekilde hani eşarp tasarlamaya başladım. Şu an halen eşarp tasarlamaya devam ediyorum. Ve işte dediğim gibi Osmanlı ilham aldığım motifleri modern çizgilerde birleştirerek eşarplarda da uyguluyorum. Ve bunun yanında yani şu an çalışmakta olduğumuz bir online eşarp sitesi, çok talep olduğu için online eşarp sitesi hazırlıklarımız var, yapmaya başladık. İnşallah en yakın zamanda eşarplarımız da online Her internet türlü ebatta ortamında. eşarba siz kendiniz yine el işlemesiyle mi Yok, şeyler baskı yapıyorsunuz? tekniğiyle Baskı oluyor. tekniğiyle Genelde baskı yapıyorsunuz. kullanıyoruz. Masa baskı tekniğiyle yapıyoruz. 90-90 eşarplar standart boyda oluyor ya da şallara da baskı yapıyorum uçlarında, motiflerinde ama daha çok eşarp ağırlıklı çalışıyorum. Evet. Biraz önce dediğiniz şeyi tekrar edelim. Nasıl ulaşabilirler? Şimdi izleyicilerimiz sizin Bebek'te değil mi Benim atölyeniz? moda evim, atölyem İstanbul Bebek'te. Bebekten Etiler'e çıkan yokuş üzerinde ve esinertan.com'a girerek de zaten sisteme ulaşabilirler. Bu arada Facebook'ta beğeni sayfam var. Binlerce takipçim var. Hani oradan da bakarak beğeni sayfamı da tıklayarak yaptığım bütün çalışmaları orada paylaşıyorum. Çıktığım kanalları, programları, gazete röportajlarını da orada paylaşarak hani beni takip ederek bana ulaşabilirler. Evet. esinertan.com'dan ve Bebek'teki Moda moda evimde. evinizden size ulaşabilirler. Peki son şeyimizi de alalım. Bu senenin moda renkleri ve şeyli kıyafetler neler Evet, olacak? şimdi zaten hanımlar kağıtları, kalemleri alsın, tiyoları veriyorum. Yani bu öncelikle trendlerden başlayalım. Bu yılın trendleri mor rengi, dediğim gibi çok asaletini koruyan bir renk, zengin ve güçlü bir duruş veriyor ve mor renginin her tonu, mürdümü, fuşyası bu yıl moda. Onun yanında siyah beyaz uyumu, monokrom dediğim siyah beyaz uyumu Yine çok olacak mı moda. senin Evet, bu siyah sene beyazlar, çizgililer, boyuna çizgililer, olan çizgileri ben tercih ediyorum. Çünkü daha uzun bir duruş gösteriyor ve boyuna çizgiler kullanabilir gömleklerde, bluzlarda. Bunun yanında canlı renkler de var. Eskiden hani tek bir trend vardı, herkes onu takip eder. Ama artık günümüzde birçok trend var, birçok trendi takip ediyor. Farklı farklı, bunun yanında çiçek desenleri, 1950'lerden gelen vintage dediğimiz tarzda çok kareler. hakimiyetini gösteriyor. Bunun yanında deriler, kürkler, tabii suni imitasyon kürkler. Bunun yanında çiçek motifleri, floral desenler dediğimiz motifler, leopar desenleri. Bu yılın modelleri, Mor renkleri ama diyebiliriz. damgasını Tabii bu vuracak yıl renk mor diyorsunuz. damgasını bulacak bir renk. Bunun yanında kesimlerde ise bol kesimler, maskülen görünüşü ceketler, takımlar çok moda. Bunu portföy çantalarla kombinleyebiliriz. Ve bu ceketlerin yanında yine eteklerde kloş etekler, bol kesimler yine çok trend bu yılın trendi. Balık etekler tabii abiye çıktığında her zaman, hiçbir zaman, nasıl diyeyim, yerini Ya da kaybetmiyor. kalem Kalem etekler. etekler tabii ki tekrar devam ediyor. Bunu ceketlerle, maskülen bir hava vererek de, portföy bir çantayla, şık bir Ve dikkatimi ayakkabıyla da. çeken bol hırkalar. Evet, bol Yün. hırkalar, yün hırkalar, evet. Kaşmir ya da dün hırkalar. Bunun yanında trenç kotlar yine moda. Kozi hırkalar dediğimiz böyle sarılarak atılıyor, bol hırka, salaş görünüm veren hırkalar. Bunun yanında Sanki o kemerle. eskiymiş mod şey Evet. havasında. Vintage dediğimiz hani 1950'lerin modası da tekrar günümüze geldi. Bu salaş hırkaları kemerlerle kombinleyebilirler. Farklı kemerlerle canlılık verip orada renkleri daha ön plana çıkarabilirler kemerlerde.
Kombinlerde ise yine hani şık olmak demek illa çok para harcamak demekle şıklığı uyumla, zevkle, stille de kendilerinde uygulayabilirler. Eski bir örneğin klasikler hiçbir zaman modası geçmeyen trendlerdir. Klasik bir parçayı alıp onu günümüz trendine uyarlayarak bir bluzla, klasik bir etekle kombinleyerek çok şık bir duruş sergileyebilirler. Bunun yanında aksesuar da çok önemli. Aksesuarlarda neon renkler bu yazın modasıydı ama herkes neon renkler çok iddialı olduğu için herkese yakışmayabiliyor. Bunun için de neon renkleri eteklerle, aksesuarlarda daha çok, bileziklerde, kolyelerde kullanırlarsa daha şık, daha farklı bir görünüşe ulaşabilirler. Ya, ve bizim hani tarihi zaman geçmeyen kıyafetlerimiz de var. Örnek vermek gerekirse siyah etekler, beyaz gömlekler, bluzlar, babetler, siyah topuklu ayakkabılar. Bunlar her zaman klasikler arasında giriyor gardırobumuzda. Bunu da işte trend olan, moda olan bir parçayla kombinledikleri zaman günümüz modasına kolaylıkla uyabileceklerini düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben modaya teşekkür dair ediyorum. Aktardıklarınız Rica için. Ederim. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasının ardından devam edeceğiz.